Değerdiniz'in katil zanlısı 17 yaşındaki hırsız çıktı. Olayın yaşandığı İstanbul Beyoğlu'ndaki evin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, CM'nin müzisyen Deniz'in birinci kattaki evine camdan girdiğini tespit etti. Buna göre olay şöyle gelişti. CM'nin evden klarnet takımı ve cep telefonunu çaldığı sırada sese uyanan Değerdiniz hırsızla karşılaştı. Bunun üzerine bağırmak isteyen genç kadına saldıran genç hırsız, şarkıcıyı önce elleriyle boğmaya çalıştı. Bir süre boğuştuktan sonra da çantanın kordonuyla boğdu. Genç kadının cansız bedeni yere düştükten sonra hırsız CM, klarnet takımı ve cep telefonunu alarak kaçtı. Hayatımın belki de dönüm noktasıydı diyebilirim. Çünkü müzikle tanıştıktan sonra bir daha hiç bırakamadım hani gerçekten. Polis akşam saatlerinde Beyoğlu'nda bir adrese baskın yaparak CM'yi gözaltına aldı. Şüpheli CM önce Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Ardından yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Aç arabayı. Asayiş Şube'de sürdürülen soruşturmada katil zanlısının Değerdiniz'in evinden çaldığı klarnet takımı ve cep telefonunu sattığı tespit edildi. Beyoğlu'nda bu tür ürünlerin satıldığı kişilere giden polis klarnet ve cep telefonunu geri aldı. 17 yaşındaki şüpheli ise polis sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Niçin öldürdün? 2012 yılında Bekle adlı bir albüm çıkaran Değerdiniz, bir dönem çok izlenen Bez Bebek dizisinin de jeneriğini yapmış ve şarkısını seslendirmişti. Sırrım var, bilemezsin, bilemezsin, içinde kocaman.